Osmanlı, Fransız ve Arap mutfağının özelliklerini taşıyan Hatay'da sadece Ramazan'da yapılan susam, tahin ve şekerin karışımıyla elde edilen Ramazan helvası sofralardaki yerini aldı. Ramazan'ın gelmesiyle birlikte tarihi uzun çarşı içerisinde küçük dükkanlarda yapılan mis kokulu Ramazan helvası çıtırlığı, lezzeti ve kokusuyla her damak tadına hitap ediyor. Antakya'da çok uzun yıllardan bu yana dededen koruna bir gelenek şeklinde günümüze kadar gelen Ramazan helvasının üretimini yapan Bansa Tatlıcılık, bu lezzeti geleneği uzun çarşıda küçücük bir dükkanın içinde sürdürmeye devam ediyor. Cevizlisini, Antep fıstıklısını yapıyoruz, sipariş üzerine. Sadece Ramazan'da yapılıyor ve yaklaşık biz eniştem giden öğrendik, teyzemin kocasına. O da babasından. Sıddık Fansı aile bireyleri tarafından içinde özel malzemeler kullanılarak üretilen Ramazan helvasının yaklaşık 100 yıllık özel makineden geçirilmesinin ardından kurumaya bırakılarak el ile parçalara ayrıldığını ifade etti. İçine çıyan otu, şeker, limon tozu, falan kökü, susam, kavrulmuş susam bulunmaktadır. Yukarıda imalatımız var. İmalathanede gece 3'te gelmiyor. Önce yapılıyor, sonra buraya gördüğünüz gibi koyuluyor. Burada da gene yavaş yavaş karıştırarak pişiriliyor. Antakya'da makine üzerine bu şekilde yapan tek burası kaldı. Üretimi yalnızca Ramazan ayında yapılan Ramazan helvasının uygun şartlarda saklanması halinde 4 mevsim yenebileceğini belirten Fansa, sipariş üzerine cevizli, Antep fıstıklı ve fındıklı Ramazan helvası ürettiklerini de sözlerine ekledi.